Buongiorno, benvenuti nel nostro viaggio in Italia. Dovremmo iniziare a viaggiare insieme. Yani Türkçesi, İtalya gezimize hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Evet ve artık İtalya'dayız. Havalimanından buraya kadar geldik. İnanılmaz sıcak bir hava var. Duymuşsunuzdur haberlerde sıcak hava dalgası kasıp kavuruyor işte Avrupa'yı vesaire derken tam onun göbeğine düştük açıkçası. Havalimanından buraya geldik. Taksi paraları çok pahalı, onun bilgisini vereyim İtalya'ya gelecekler için. Tren ücretleri de, yani şehirler arası tren ücretleri de çok pahalı. Bence en iyi yol araba kiralamak. Muhtemelen yarın sabah biz de araba kiralayacağız. Evet, İtalya'da ilk günümüzdeyiz, ilk akşamımızdayız. Bayağı gezdik, dolaştık, oraya buraya gittik. Hiç dinlenmeden. Çünkü çok fazla vaktimiz yok. 4 günümüz, 5 günümüz var. Olabildiğince aktarmaya çalışacağız. Açıkçası hiç yabancılık çekmedik. Yani Türkiye gibi. Yani parklarda piknik yapanlar, trafik ışıklarında durduğunuzda işte camı silenler. Ne vardı başka? Düğün arabası vardı. Aynen, düğün korna. Arabası. Korna çalanlar bir vesaire. Bir köşede sigara içiyorduk. Bir tanesi geldi, evet, fazla sigara. Bir çocuk geldi, bizden fazla sigaranız var mı vesaire gibi. Bunlarla karşılaştık. Yani çok yabancılık çekmedik. Yani Göztepe'deyiz, işte Üsküdar'dayız. Nasılsak aynı burada oradaydık. Evet, Saldi Meydanı'na geldik. Bizde Kadıköy'de nasıl pazar kuruluyorsa burada da kuruluyor. Gerçi bitmiş hali. Onu yakalayamadık. Biraz geç kaldık çünkü. Şu anda temizlik ekipleri çöpleri topluyor. Kıyafetli, ufak tefek böyle yiyecekler, yiyecek parçaları vesaire var. Marul falan. Evet, marullar falan vardı, aynen. Burası da bir küçük Türkiye diyebiliriz aslında. Çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Evet dostlar, İtalya'daki ikinci günden selamlar. Sabah aracımızı kiraladık ve şimdi de Floransa'ya doğru yola çıkıyoruz. Hız sınırı 110 km olmasına rağmen Alihan Bey kontrol ihlali yaparak, bak kamera netlemiyor, 118 gibi bir kilometreyle gidiyor. %10 yalan apaydı. Evet. Türkiye mi sandınız burayı? %10 bizden daha kötüler. Otomatik olarak koydun herhalde kendini. Evet abi, kiraladığımız araba Lancia. Upsilon, evet, hiç sorma. Julieta istiyorduk. Fakat aslında Julieta'ya ya da daha güçlü bir arabaya yarın ihtiyacımız var. Hani bugün dedik ki zaten Floransa'ya gideceğiz. Günün yarısını Floransa'da geçireceğiz. Yarısını Roma'da geçireceğiz. Yani ne varsa onu aldık açıkçası. Bugün hani sadece bizi getirsin götürsün diye. Otobana çıktık, gidiyoruz. Harika bir güne başladık. Ev sahibimiz, otel sahibimiz elleriyle, eşiyle beraber bize harika bir kahvaltı hazırladı. Ondan sonra çıktık Avis'ten, aracı kiraladık. İlk durak Floransa, Pizza Kulesi'ne gideceğiz. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Akşamüstü Roma'ya geçeceğiz. Orada işte Kolezyum vesaire tarihi yerler görüp yani işte makarnasını yiyeceğiz. Ondan sonra işte pizzasını yiyeceğiz. Yöresel yemekleri yiyeceğiz. Biraz espresso içeceğiz. Dolanacağız, yürüyeceğiz. İkinci günü böyle tamamlayacağız. Çok sıcak hava burada, 37 derece. İnanılmaz bunaltıcı bir hava. Akşamları biraz daha rahat oluyor. Akşam gezmek daha keyifli. Biraz da o yüzden açıkçası araba kiraladık. Buraya gelenlere de şunu söyleyeyim. Havalimanından iner inmez yani direkt arabalarını kiralasınlar. Hatta öncesinden rezervasyonlarını yaptırsınlar. İstedikleri arabayı seçsinler. Çünkü taksiler çok pahalı. Hızlı tren, Trenitalia çok pahalı. Bence hiç gerek yok. Yani direkt arabayı kiralayın. Aynı Türkiye'deki gibi kullanıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Hatta daha rahat. Çünkü buradakiler bize göre biraz daha saygılı, daha çok dikkat ediyorlar. Tek sıkıntı, evet, yani hız sınırlarını, işte kırmızı ışıkta geçme vesaire gibi şeylere çok dikkat edin. Bizim cezaların yaklaşık 2 katı, 2.5 katı inanılmaz cezaları var. Bakmayın yani, biz de hız sınırına uyarak efendi bir şekilde Floransa'ya doğru gidiyoruz şu anda. Evet, Floransa'dan yoldan detayları aktaracağız. Şöyle bir daha doğru zoom yapalım. Floransa'ya geldik, arabamızı park ettik, şehrin merkezine kadar yürüdük. Muazzam bir yer, hatta demin Mehmet'le konuşuyorduk.
Yani burada kamerayı hiç kapatmayalım, her şeyi çekelim. Ya da burada yaşayalım, burada kalalım diye konuştuk, esprisini yaptık. Floransa Katedrali'nin önündeyiz. 13. yüzyılda Santa Reparata Kilisesi'nin üzerine kurulmuş bir katedral. Yaklaşık 100 sene yapım aşaması sürmüş. Muazzam bir yapı. Santa Maria del Fiore, yani aslında Cebrail'in Meryem Ana'ya ismini vermesinden gelen bir kilise, katedral. 463 basamaklı merdivenleri var. En üst tepeye çıktığınızda bütün şehri harika bir manzara ile izleyebiliyorsunuz. Sol tarafında bir çan kulesi var. O da herhalde bir yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra çalacak. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz ama yani buraya gelin, İtalya'yı, Floransa'yı, Roma'yı, her tarafı yaşayın, görün. Yani inanılmaz muazzam bir yer. Katedrali gezdikten sonra hemen yan tarafında Cafe de la Paix diye bir yer var. Oraya oturduk, espressomuzu içiyoruz her zamanki gibi. Muhtemelen Mehmet yine bu videoda da birinci yeri espresso ding, üçüncü espresso ding yapacaktır. Buradan sipariş veriyor şu an, yaptı evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Daha önce de söylemiştim. Türkiye'de benzer olan noktaları da ufak tefek birkaç kelimeyle anlatmıştım. Ama sabah mesela ev sahibimize, otel sahibi Anton'la konuştuğumuzda İtalya gerçekten derin bir krizde, ekonomik krizde. Bizden çok çok daha kötü. Hani kimse demesin işte İtalya çok daha iyi durumda Türkiye'den vesaire. Bizde nasıl hani şu anda mesela son 5 aydır, 6 aydır, belki 1 senedir birçok yer kapalıysa, aynı şekilde burada da birçok noktada kapalı aslında. Üzücü bir durum. Onlarda da hani göçmen olayı var. İşte ne bileyim, Zimbabwe'den gelenler, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenler, Çin'den gelenler vesaire. Yani bizdeki durumun daha kötüsü aslında burada. Fakat şöyle bir şey var, yani şunu fark ettik. İtalyanlar tarz sahibi insanlar ve mutlu insanlar. Yani bir kafeye geldiğinizde, bir restorana gittiğinizde ya da nerede olursanız olun bir alışveriş yaptığınızda kendi o İtalyan tarzlarını, hani biz severiz böyle İtalyan konuşması, ateşlidir, hızlıdır vesaire. O konuşmayla beraber gerçekten mutlu insanlar. Yani mutluluğu bulabilmişler, saygıyı bulabilmişler. Trafikte olsun, sokakta olsun, her yerde. İnşallah biz de o kaybettiğimiz değerleri bulup tekrar geri getirip daha ileri bir noktaya gelebiliriz diye bitirip topu yine sana atayım ben. Evet. Buradan farklı noktalara doğru yürüyeceğiz. Şunu henüz yapmadık. O yüzden şu listeyi sayamayacağım ama devam ediyoruz. Buyurun. Evet, yine bir Türkiye olayı, örneği. Yok ablacığım, sağ ol. Ne yapayım? İtalya'da, Floransa'da ilk pizzamızı yedikten sonra Michelangelo meydanına geldik. Biraz dik bir yokuşu var. Nefesinize biraz güvenmeniz lazım. Muhtemelen biz yediğimiz pizzanın yarısını yolda eritmişizdir. Ama sarf ettiğiniz her nefese değecek bir meydan. Floransa'nın tamamını, bütün bazilikaları, kiliseleri, her yerini, hatta Arno Nehri'ni ve üzerindeki köprüleri dahi net bir şekilde görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir tablo. Hani gerçekten canlı bir yağlı boya tablo gibi. Biz buraya geldik, yaklaşık 20 dakikadır buradayız. Hani çekim yapmadan önce havayı teneffüs ettik, manzaraya bayıldık. Gidemiyoruz. Muhtemelen aşağı oturup yine bir kahve, çay, espresso, her neyse içeceğiz. Floransa'ya gelenler, İtalya'ya gelenler mutlaka ve mutlaka buraya gelsinler. Biz de açıkçası bir arkadaşımızın tavsiyesiyle geldik. Gitmek istemiyoruz. Bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum şimdi.